Geldi itfaiye. Alevlere teslim olan çadırlar ve yok olan 11 can. İşçi hayatı bu kadar ucuz olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. İstanbul Esenyurt'a bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yapımı süren bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan işçiler çadırlarda kalıyordu. Dondurucu soğuktan korunmak için çadırda soba yakan işçiler büyük bir facianın kurbanı oldu. İşçilerin kaldığı 15 kişilik çadırda saat 21 sıralarında yangın çıktı. Her taraf alev almış. Zor şehir geçti bize haber veriyor. Biz kavga falan var zannettik. Dışarı çıktığımızda olay yani bayağı kötüydü yani. Yangının çıkış saati geç olmamasına rağmen birçok işçi alevlere uykusunda yakalandı. Çünkü gün boyu çalışmışlardı, kollarını kaldıracak dermanları yoktu. Uyan vardı tabii ki şimdi çünkü akşama kadar çalışıyorlar yani sonuçta. Yoruluyorlar tabii, uyan vardır yani. Alevler kısa sürede 5 çadırın tamamını sardı. Yangının ortasına kalan işçiler çığlıklar eşliğinde kaçmaya çalıştı. Bazıları kaçmayı başardı ancak 11 işçi alevlerin arasında kaldı. 11 işçi alev topuna dönen çadırda yanarak ya da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Kaç işçi? Tahminen 11 kişi deniyor. 11 kişi hayatını kaybetti. Deniyor yani, tam olarak bilmiyoruz ama. Yangın anı çevredeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde çadırların yandığı ve bazı işçilerin kaçıştığı görülüyor. Alevler yanan çadırın yanındaki diğer çadırlara da sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı çadıra giren itfaiye erleri 11 işçinin cesediyle karşılaştı. Ölen işçilerin cenazeleri önce hastane morguna, oradan otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşçilerin yakınları olayı öğrenir öğrenmez soluğu şantiyede aldı. Kim var abi yakınınız? Amcaoğlu var, Ahmet Yağlı diye bir arkadaşımız var. Ulaşabildiniz peki? Ulaşamadı kendisine. Arabası burada, kendisi yok. Arabası burada. Arabası burada yalnız. Aileler ulaşamadıkları yakınlarını bölgedeki diğer işçilere sordu. Seni gördü diye şey yaptılar mı söylediler bana? Ben, telefonla kapalı. Telefonla kapalı yani. Ahmet abiye şahsen görmedim abi. Yalan söylemek istemiyorum sana. Ama atletle koş söndürürken diye şey yaptılar ya. Yani bir tam ben geldiğimde Ahmet abi. Ama biliyorsan yani doğruysa doğru yok yani abi, şimdi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının vehameti net şekilde ortaya çıktı. Yangının çıktığı çadırlar işte bu hale geldi.